Evet dostlarım, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Tekrardan merhaba. Biliyorsunuz ki dün garip bir yaratıkla tanışmıştık. Yani ismini Mortiç koymuştuk. Ekranda görüyorsunuz. Enteresan bir video olmuştu. Önceki bölümü mutlaka izleyin. Şu andaki ana amacım, bakın, Bobby'lerin evindeyim. Bobby'yi bulmak. Yani Bobby'ye dostlarım daha demin bir 15 dakika önce Hamachi'den bir 5-6 tane mesaj attım. Dönüş yapmadı. Hatta bir ara böyle online oldu Bobby. Online oldu ama bana cevap vermedi. Ve şu anda benim Bobby'yi merak ediyorum. Yani benim Bobby'yi bulmam gerekiyor. En son biliyorsunuz ki bizim köyümüzü polisler basmıştı. GTA 5 evreninden polisler köyümüzü bastı. Çünkü biz araba çalmıştık. Onlarla kaç bölümdür uğraşıyoruz. Onlardan kurtulduk derken bu sefer Bobby'yi yakaladılar. Yani benim Bobby'yi o polislerin elinden kurtarmam lazım. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum bakın yani. Gerçekten ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Polisleri nasıl bulabileceğimi bilmiyorum. Bobby'yi nereden ulaşabileceğimi bilmiyorum. Daha demin şerefsiz çevrim içi oldu, bana cevap vermiyor. Bakın ekrana görüntüyü koydum şu an. Daha demin Bobby'yi çevrim içi oldu, onun görüntüsünü SS aldım, ekranda görüyorsunuz. Ama bana cevap vermedi işte. Niye bana cevap vermiyor onu da bilmiyorum yani. Direkt ben de video kaydını açtım. Bir mahzene ineceğim. Acaba Cassandra'ların yanına mı gitsem? Çünkü Cassandra'lar da evdeydi ve Cassandra dostlarım bakın. Cassandra burada! Cassandra gelmiyor işte, daha demin geçen bölümün sonunu hatırlayın. Cassandra burada değildi, bir dakika. Cassandra burada, Bobby'yi tutuklamışlar ve Cassandra'yı tutuklamamışlar mı yani? Bir dakika, Bobby is being arrested. Bobby yakalandı yazacağım Cassandra'ya. We need to find him, onu bulmamız gerekiyor. Cassandra'ya şey yazdım dostlarım, Bobby tutuklandı, onu bulmamız lazım yazdım. Lan kocan tutuklandı, kocan. Kocan ortada yok. Kocan ortada yok, sen burada ne yapıyorsun? Kocanı bulmamız... Azogi de burada. Ya kocasının insanı hiç merak etmez mi? Nasıl bir insansın sen ya? Sen nasıl bir insansın? Bak kocan tutuklandı yazdım, hiçbir şey deme dostlarım. Zogi de burada, Zogi de yukarıya çıkıyorlar. Ya kocan tutuklandı diyorum ya. Kocan tutuklandı kardeşim, sen niye böyle yapıyorsun? Allah Allah. Vallahi çok enteresan dostlarım. Bu Cassandra'da bir şeyler var. Ulan kocan tutuklanmış. Oğlunun babası tutuklanmış. Ya o gözlü değil miydi? Hey dur bekle dur. Bir dakika, Cassandra'nın elinde göz bloğunun ne işi var lan? Şu anda ekranda ikinci kanalımı görüyorsunuz. Ve abonesi 306.000. Eğer bu kanalı bir hafta içinde 400.000 abone yaparsak sizlere harika bir sürprizim olacak. Şu anda sağ tarafta çıkan karta tıklayarak Borulu'daki kanalına gidip abone olmayı unutma. Bunu başarabileceğimizi biliyorum. Göz bloğu Kodman sunucusundaki evren sahibi olduğunuzdaki elde ettiğiniz blok. Yani bir sembol. Cassandra'da göz bloğunun ne işi var? Bu Kodman sunucusuna mı giriyor? Bekle bir dur bakayım bir. Bekle bir. Göz bloğu konusuna sonra geleceğim dostum. Daha önce Cassandra'ya soracağım sorular var. Zogi de buraya yatmış. Dur bana bir bakar mısın? Şişt, sana diyorum. Aren't you worried? Bobby için endişelenmiyor musun yazdım. Ya kardeşim, Bobby tutuklanmış diyorum. Bobby şu anda başka bir evrendeki, başka bir oyundaki polisler tutuklamış diyorum. Kocanı götürüyorlar diyorum. Hiç umurunda değil dostlarım. Yani bir ulaşmaya çalış. Telefonu vardır belki Bobby'nin Cassandra'da. Ara bir sor, neredeymiş? Bir dakika, onun nerede olduğunu biliyorum yazdım. Ne alaka lan? Ne diyorsun? Bir dakika, onun nerede olduğunu biliyorum ne? Bobby'nin nerede olduğunu biliyorum yazdım dostlarım. Bir dakika, nasıl yani? Nasıl nerede olduğunu biliyorsun? Bobby'nin nerede olduğunu biliyorsan gidip yakalayalım dostlarım. Bobby tutuklandı yani. Katene bana böyle söylemiş. İşte polis arabasında Bobby'yi gördüğünü söylemişti. O ne? Bobby tracker mı? Bir dakika, bunu bastım. Ekran... Polis arabası ters dönmüş, ne oldu lan? Aa bakın! Yerde ölü polisler var. Bir dakika, Bobby'nin ekranı mı bu? Aa galiba dostlarım Bobby'nin ekranı. Bir dakika, Bobby polislerden kurtulmuş, evet bakın! Polis arabası ters devrilmiş. Etrafta ölü polisler var, bakın şu an görüyorsunuz ekranda. Bu Bobby'nin ekranı büyük ihtimalle. Bobby'nin ekranını izleyebiliyor Cassandra buradan. Hadi kapattım şunu bir. Ne yazdı bu? Right click. Sağa tıkladım zaten, ben baktım. Demek ki Bobby polislerden kurtulmuş. Bu yüzden böyle rahat. Benim ama Cassandra'ya soracağım birkaç soru daha var dostlarım. Bobby polislerden kurtulmuş, şu an bir içim rahatladı. Şu soruyu Cassandra'ya sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki dostlarım, ben Zogi'yle Cassandra'nın peşinden koşarken ekranda görüyorsunuz. Chris kırmızı bir kamyonette Cassandra ve Zogi'yi almaya gelmişti. Bana hatta el sallamıştı ve Cassandra'larla gitmişlerdi. Ondan sonra Bobby dostlarım bunu Zogi'den öğrenip Chris'in peşine düşmüştü ve biz orada ne oldu bilmiyoruz. Ondan sonra Bobby Zogi'yi alıp yanına, Cassandra'yı alıp geldi buraya. Yani kendi kendine geldiler. Acaba Chris'le aralarında ne geçti Cassandra'nın? Bakın siz de bunu merak ediyorsunuz. Hatta çoğu insan, abi Cassandra kesin Bobby'yi Chris'le aldatıyor falan yazmışsınız yorumlara. Bence de dostlarım öyle bir şey var. Bunu soracağım şimdi. Yüz binlerce insanın merak ettiği soruyu şu an soruyorum. Between you and Chris. Chris ve senin aranda ne var? Bana bu sorunun cevabını veriyorsun Cassandra. Senin Chris'le aranda ne var kardeşim? Bana bu sorunun cevabını ver. Tamam, şu anda Bobby'nin kurtulduğuna emin olduk. Öğrendik. Ekran bu görüntü doğruysa eğer. Şu anda en merak ettiğim soru bu. Senin Chris'le Bobby'nin kardeşiyle aranda ne var? Bana bunu söyleyeceksin. Orada niye dostlarım Chris? Cassandra bir Zogi'yi almaya geldi. Bir dakika, cevap verdi. Benim eşyamı bana geri ver. Al eşyanı, yemedik eşyanı. Sen answer my question. Benim soruma cevap ver. Benim soruma cevap ver. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bunun var ya dostlarım, bunun intikamını alacağım. Eğer Bobby'ye burada bir kazık atılıyorsa, Cassandra, eğer Chris'le aralarında farklı şeyler varsa çok pişman edeceğim onu. Ulan çocuğa yazık be, çocuğun da beynini yıkadın. Lanet kadın ya. Neyse, üstlenemeyeceğim dostlarım. Tamam, Bobby'nin güvende olduğunu şu an Cassandra'nın bana verdiği bir itemde gördüm ama emin de değilim yani. Bu Cassandra her şeyi yapabilir. Belki de sahte bir görüntü hazırlamıştır ve benim Bobby'nin iyi olduğunu düşünmeme çalışıyordur. Belki Bobby'yi öldürmüştür bile, bu manyağın teki yani. Benim Bobby'yi yine de bulmam gerekebilir. Neyse dostlarım, ben bir çıkayım şimdi. En son ben Mortiç'i Coco'nun yanına bırakmıştım. Geçen bölümü izleyenler bilir. Mutlaka önceki bölümleri de izleyin ve hikayeyi daha iyi anlayın. Bu bir seri dostlarım ve bütün bölümleri izlemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayın. Burada yanlış söylemişim. Abone
abone olun. Yani niye abone olmayın demişim onu da bilmiyorum. Abone olun dostlarım. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve ayrıca abone olduğunuz zaman görmüş olduğunuz gibi isminiz ekranda çıkıyor ya. Neyi bekliyorsun? Haydi abone ol. Ben en son ekranda şu anda görmüş olduğunuz bu yaratık. Yani Mortish'i geçen bölüm bulmuştuk. Mortish aşırı garip bir yaratık. Türkçe anlayabiliyor. Garip bir uzaylıca bir dil konuşuyor. İnsanları yiyen böyle. Ekranda şu an Mortish'in görüntülerini görüyorsunuz. İsmini Mortish koyduk. Öyle garip bir yaratık. Ve en son kokolarla kaynaşsın diye Mortish'i kokonun yanına vermiştim. Katena eve gitti. Kokoyu bir arayayım bakayım. Mortish'te ne yapmışlar? Şu an çünkü ortada gözükmüyorlar. Tamam, şu anda arıyorum, çalıyor dostlarım. Bak geçen bölüm Koku telefonunu açmadı. Çok sinirliyorum böyle yapınca. Telefonunu açacak. Alo, alo Koku. Efendim Bedri. Ne yaptın? Mortish'le falan iyi misiniz şu anda? Neredesiniz? Bedri'm merak etme. Mortish'le çok iyi anlaştık. Şimdi ona hayvanları döndürüp köyün dışındayız. Biraz yemek yedikten sonra köye geri döneceğiz. Tamam tamam, hadi dikkat edin. Tamam, geç kalmayın. Sonra yatın uyuyun, sabah bakarsınız. Hadi bay bay. Tamam dostlarım, sıkıntı yok. Neyse şu anda dostlarım artık ben de gidip bir yatayım. Gerçekten ben de çok yoruldum çünkü kaç saattir bilgisayar başındayım, kaç saattir böyleyim. O yüzden de gidip yatmak istiyorum birazcık. Katenam da en son evdeydi. Hem onun yanında gidip birazcık böyle dinlenmek de istiyorum. Hem de bir şeyler. Katerina uyumadın mı? Yok, uyumadım, seni bekledim. Beni mi bekledin sen? Hı-hı. Kıyamam sana ben ya. Toprak kolluğunu çıkarmışsın. Çıkardım, rahatsız etti. İyi yapıyorsun yani. Toprak kolluğu yatılır mı her yer? Bütün yatak sonra toprak oluyor, tamam. O zaman dur ben de geleyim yanına. Şunu da şöyle şuraya koyayım, tamam. Işığı da kapattım Katerina. Gel. Geldim. Bora. Bora. Ya Bora. 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 Tamam, dur geldim. Ne oldu? Ha, ne oldu? Ya uyan artık ya. Tamam ne oldu ya? Niye bu kadar bağırdın? Aa, içeriden geliyor sesin. Ya Koku aşağıda bir şeyler söylüyor. Ne diyor? Bir dakika dur. Nerede Koku? Bir dakika. Koku! Ne oldu? Bedri, acil durum var. Ne acil durumu var? Ya ne oldu? Ne acil durumu? Ortak olmasın acil durum. Ne oldu? Bedri, Mortish yok. Dün eve geldik. Ben onu ufak bir baraka yaptım. Dedim hiç buradan ayrılma dedim. Buradan ayrılırsan seninle konuşmam dedim. Sana yemek vermem dedim. O da böyle kafa salladı, tamam dedi. Ama şimdi kalktım, sabah yok. Nasıl yok oğlum? Ne yaptın? Baraka bir şey dedin. Nerede şu an? Bir dakika, nereye sen baraka yaptın? Şu anda Mortish yok mu? Yok Bedri, gitmiş işte, yok. İstiyorsan sen de gel. Bak gel, istiyorsan sana da göstereyim. Neyi göstereceğim? Dur oğlum. Sen kuşeye baraka mı yaptın Mortish'e? Bir dakika dostlarım, Mortish yok herhalde. Ya Mortish gitmesin. Biz onu çok alışmıştık. Çok sevmiştik onu ya. Onu çok sevmiştik. Sizler de sevmiştiniz. Ben de Petri geldin mi? Dur oğlum dur. Nereye? Baraka mı yaptın dedin sen? Ne dedin? Ben anlamadım ki. İlk Petri bak burası baraka işte. Bir dakika ne barakası ya? Sen Mortish'e buraya baraka mı yaptın oğlum? Mortish hay ahır yapmışsın lan Mortish'e. Mortish atma oğlum. Böyle baraka mı olur? Tamam bekle şimdi, sen bana baştan anlat. Sen şimdi Mortish'e dün akşam nereye gittin? Şu anda Mortish nerede oğlum? Mortish'i nasıl kaybettin? Koskoca hayvanı nasıl kaybettin, uzaylıyı? Ya Petri işte bir dün akşam karnı acıktı herhalde. Yani böyle bakıyordu işte hayvanlara. Ben de dedim ki gel sana yemek bulmaya gidelim. Sonra bir de köyün dışına çıktık Petri. Köyün dışında birazcık inek yedik. Ondan sonra birkaç tane de inek aldık, buraya bağladık. Ben sonra dedim ki Mortish'e, buradan dedim hiçbir yere gitme. Burada hep kal, tamam mı dedim. Ben sabah yanına geleceğim dedim. Hatta ona saman bile getirdim. Ama sonra sabah uyandığımda yoktu burada işte. Bütün köye baktım, yok. Allah sizi kahretmesin oğlum ya. O bizim ya, biz ona yakınlaşmıştık dostlarım. Biz gerçekten Mortish'i sevmiştik. Fedri nerede? Evde Petri, uyuyor değilsin. Kalkmış herhalde, bir bakmamız lazım. Tamam Fedri çabuk Fedri'nin yanına git çabuk. Tamam dostlarım, Fedri'ye ben bir söyleyeyim. Köyde aktif kamera varsa gitsin baksın kameralardan. Yani Mortish'in nereden gittiğine bakabiliriz o şekilde. Fedri, köpek Fedri dışarı çık. Acil durum var acil. Fedri dışarı çıksana. Köpek Fedri dışarı çık. Heh Fedri, şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Köyde şu an aktif kamera var mı? Yani şu anda aktif bir kamera var mı köyde bir şeyleri izleyebileceğimiz? Evet, patron 3 kamerayı tekrar aktif ettim. Tamam 3 kamera var. O 3 kamerayı bak, dün akşamdaki bütün kayıtları, kamera kayıtlarını izleyin, tamam mı Koko'yla? Şu anda Mortish ortada yok, yani o mor uzaylı. Belki sana Koko bahsetmiştir. Koko'yla oturup kamera kayıtlarını izliyorsunuz. Ve mor bir yaratık görürseniz ve nereye gittiğini bir şekilde bakarsanız bana direkt haber verin, tamam mı? Direkt kamera kayıtlarına bakın Koko'yla abi. Koko kamera kayıtlarına bakın. Dön Petri, merak etme. Mortish tekrardan buraya getireceğim. Ben de onu çok alışmıştım. Yürü lan, çabuk gidelim. Tamam hadi gidin şu kamera kayıtlarına da bakın. Nereye kaçtı bilmiyorum dostlarım ya. Vallahi nereye kaçtı bilmiyorum. Hadi içeriye gir. Koku içeriye gir. Tamam dostlarım, ben de Katana'nın yanına gideyim bir dakika. Mortish kaçmış ya. Katana da Mortish'i çok sevmişti. Mortish'i siz de çok sevmiştiniz. Çok tatlıydı. Hem de bizi, o da bizi sevmişti. Kalpler çıkartıyordu. Bakın ekranda görüyorsunuz şu anda. Bizim yanımızda kalpler çıkartıyordu. Normalde mesela kötü insanları yiyordu böyle ekranda görüyorsunuz. Ama bizim yanımızda kalpler çıkartıyordu. Çünkü bizi sevmişti.
Katerina çık dışarı. Katerina dışarıya çık. Katerina kötü bir durum var. Neredesin? Ne oldu? Mortis yok, gitmiş. Nasıl gitmiş? Yok mu? Yok işte, bilmiyorum. Gece yemek yemeye falan gitmişler kokolarla, bir şeyler olmuş. Ondan sonra koko buna baraka yapmış. Sabah kalktığı zaman baraka da yokmuş. Mortis şu an gitmiş, kamera kayıtlarına baktırıyorum. Biz de Mortis'i bir arayalım bence dostlarım. Köyün ayarlarına bakalım. Belki gizli bir yere falan saklanmıştır. Çünkü köyümüzde biliyorsunuz ki gizli gizli yerler var. Belki gizli bir yere saklanmıştır. Belki bir şey olmuştur. Bakalım diyorum ben de köye. Ne diyorsun? Ya bakalım tabii ama gitmez o ya. Sevmişti bizi sanki. Sevmişti evet. Ben de çok üzüldüm şu an gitmesine. Tamam, bir dakika şöyle yapıyoruz Katerina. Sen bak buradan başlayıp böyle sağ tarafa arıyorsun. Ben de buradan başlayıp böyle sol tarafa arıyorum. Ortada birleşiyoruz, tamam mı? Tamam. Hatta bu İyice alttaki ara, mahzene tamam falan da bakarız dostlarım. Bakın bu alttaki mahzene kaçmış olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bakın burada böyle delikler falan var. Burayı hatırlarsınız. Tamam Katerina, sen o tarafa bak, ben bu tarafa bakacağım. Yavaş yavaş ileri bakalım dostlarım. Hatta seslen Katerina, tamam mı? Çünkü anlayabiliyor bizi. Duyabiliyor ve anlayabiliyor. Neredesin falan de. Tamam. Mortis! Neredesin Mortis? Ah Mortis'im ya. Ah ya dostlarım, ben onu çok sevmiştim gerçekten. Mortis! Bak eğer beni duyuyorsan vallahi sana çok kızacağım. Bak üzersin beni. Aşırı üzersin. Mortis neredesin? Mortis! Ya Mortis neredesin? Kuzum neredesin? Acaba dışarıya mı kaçtı dostlarım? Köyün dışına kaçtıysa ne? Belki öyle bir şey yapmıştır. Mortis! Bak eğer beni duyuyorsan, bak gerçekten seninle... Bir dakika, ben burada bir şey gördüm daha demin. Dostlarım ben daha demin burada bir şey gördüm. Bir dakika, burada bir boşluk var. Lan bir dakika, burada... Ben yanlış mı gördüm? Daha demin bakın Mortis diye seslenirken sanki burada ben birini gördüm. Hareket, şu basınç plakasının altında bir şey vardı. Bakın burada hareket etti dostlarım. Ben halüsinasyon mu görüyorum lan, bir dakika. Burada niye böyle bir delik var? Bakın burada hiç böyle bir delikler yok. Acaba Mortis miydi lan, buraya mı kaçtı? Mortis! Vallahi burada bir şey hareket etti. Daha demin bir hissettim. Böyle bir şey. Şuraya bakıyordum. Dışarıya bakıyordum. Direkt basınç plakasında şurada altta böyle bir şey hareket etti gibi oldu. Vallahi dur. Burada bir şey var lan. Bismillah, bir dakika dur. Mortis burada mısın lan? Mortis bu aşağıda bir şey var mı? Ne oldu lan? Burası neresi? Yerde bir kitap var. Oğlum burası neresi lan? Ne oluyor? Cassandra ve Bobby'nin evinin önünde niye yerin altında böyle bir gizli bir ev var? Ne oluyor lan? Bir dakika, burada bir kitap var. Bobby beni yok ettiğinde çok sinirliydim. Geri geldim ve geri geldiğimde senden çok etkilendim. Ne oluyor oğlum, ne oluyor? Bir dakika, bu kitabı kim yazmış? Bobby beni yok ettiğinde çok sinirliydim. Geri geldiğimde seni gördüğümde çok etkilendim. Senden aylarca uzak kaldım. Seninle buluşamadım, tanışamadım. Ama artık bunu yapabilirim. Dün buluştuğumuz yere gelebilir misin? C nokta. Bu kitabı kim yazmış? Chris. C diyor. Koko. Koko yazmış olabilir mi? Bir dakika. Koko yazsa niye İngilizce yazsın? Acaba Koko Varvara mı yazdı bu kitabı? Lan ne oluyor? Ya Chris ya Koko dostlarım, bir dakika. Ama bir dakika, bu Koko olamaz dostlarım. Koko olamaz çünkü bakın kitabın başına ne diyor? Bobby beni yok ettiğinde diyor çok kızgındım diyor. Bobby kimi yok etti daha öncesinde? Chris'i. Chris'i 2-3 sene Minecraft'ta görünmez yapmamış mıydı Bobby? Evet. Lan Chris bu kitabı kime yazmış? Cassandra'ya mı? Allah kahretsin bir dakika. Allah kahretsin bir dakika. Şimdi bu Chris bu kitabı Cassandra'ya yazdı diye gibi düşünelim. Diyor ki ben Chris geri geldiğinde, yani ben geri geldiğinde senden çok etkilenmiştim seni gördüğümde diyor. Senden aylarca uzak kaldım. Chris Cassandra'dan aylarca uzak kaldım. Evet, aylarca Cassandra'yı görmedi oldu Chris'in. Seninle buluşamadım ama artık bunu yapabilirim. Dün buluştuğumuz yere gelebilir misin? Dostlarım bir dakika, taşlar yerine oturuyor. Lan bu gizli ev. Bu kitap. Sondaki C nokta. Chris bu kitabı kime yazabilir? Yani ya Anna'ya yazacak. Bak Anna'ya yazma ihtimali var. Çünkü bu köyde Anna da yaşıyordu. Şu Anna nerede bilmiyoruz ama Anna şu anda dostlarım bu köyde belli bir süre yaşadı biliyorsunuz ki. Anna 15-45. Bobby'nin dostlarım Chris'in Bobby'nin arasındaki Anna savaşını da biliyorsunuz. Anna'ya Bobby aşıklı vesaire birçok olayları vardı bunların. Hatta bu yüzden Chris'i yok etmişti vesaire. Chris ya bu kitabı Anna'ya yazmış ya da Cassandra'ya yazmış. Cassandra'ya yazma ihtimali de var çünkü ekranda görüyorsunuz. Bundan 3-4 bölüm önce Cassandra ve Zoe Chris'in arabasına binmişti ve Chris onları bir yere götürmüştü. Ekranda o görüntüleri görüyorsunuz. Ulan Chris sen ne köpek bir adamsın var ya. Umarım bu kitabı Anna'ya yazmışsındır. Bakın şu an en büyük temennim Chris, umarım bu kitabı Anna'ya yazmıştır. Eğer Chris bu kitabı Cassandra'ya yazdıysa ve ben bu kitabı şu anda bulduysam ve bunu babaya göstermek zorundayım, ortalık büyük karışacak. Bir dakika, İçeride biri var mı lan acaba? Toprak sen. Bunlar Cassandra'nın giysileri değil mi? Evet. Bu beyaz tişörtü, mavi şortu. Bunlar Cassandra'nın kıyafetleri. Allah kahretsin Chris seni. Chris seni Allah kahretsin lan, gittin. Kardeşinin karısına babayı mı anlattın lan? Bunlar Cassandra'nın kıyafetleri. Cassandra'nın tişörtü. Hatta Cassandra'nın şu anda üzerinde farklı kıyafetler var. Daha videonun başında Cassandra'yı gördük. Cassandra eski kıyafetlerini giyiyordu. Demek ki yeni kıyafetleri burada kalmış.
Burada yatak var. Yüzük var lan bu babinin. Cassandra'ya verdiği yüzük. Allah seni kahretsin. Cassandra ve Chris bu saatten sonra burada barınamazlar dostlarım. Kafayı yiyeceğim bir dakika. Yani bir insan bunu nasıl yapabilir dostlarım kardeşim? Tamam, Bobby ile Chris'in arasında bir intikam hikayesi var, evet. Anna yüzünden aralarında büyük bir savaş var, evet. Bobby'nin de yaptığı hatalar var, evet, ama bu çok kötü bir şey dostlarım. Yani bu çok berbat bir şey eğer doğruysa. Acaba benim daha demin yukarıda gördüğüm o Brion altından beni izleyen kişi Chris miydi? Ekranda şu an siz orayı görüyorsunuz, ben göremiyorum ama ekranda şu an o kısmı, yani beni tahtanın altından izleyen bir kişi varsa o görüntü şu an yavaşlatılmış bir şekilde ekranınızda görüyorsunuz. Birisi var mı yok mu şu an siz bilebiliyorsunuz ama ben bilemiyorum. Acaba Chris mi lan? Bir dakika Chris. Are you here? Sen burada mısın? Bir dakika Chris burada mısın yazayım. Belki cevap verir. Belki de burada bir yerde saklanıyor şu an dostlarım. Biz onu bulamıyoruz. Olabilir. İhtimali var yani. Belki de şu anda burada bir yerde saklanıyor. Keşke şu kıyafetleri de kırsaymış salak yani. Öyle bir yakaladım ki şu an. Kalbim yerinden çıkacak dostlarım. Ben babaya bunu nasıl anlatacağım? Bir dakika. If you wrote this book. Eğer bu elindeki kitabı sen yazdıysan artık ölüsün. Haberin olsun Chris yani. Bak benden önce Bobby seni öldürür ki ben de öldürürüm yani. Eğer bu elinde tuttuğum kitabı Chris yazdıysa ve bu Cassandra ve Cassandra'nın kıyafetleri ise dostlarım, Chris şu anda ölü birisi yani. Yaşamasının imkanı yok. Şuraya bakın. Ulan defolup gidin başka bir yerde yapın bari. Kötü şeyler yapacaksınız. Burada köyün altında ne yapıyorsun? Yazdı! Bir dakika ne yazdı? Chris yazdı. Burası Bobby ve Cassandra'nın gizli evi yazdı. Ya bırak lan bu yalanları. Ne Bobby ile Chris'in gizli evi? Bobby ile Cassandra'nın. Yalan söylüyor dostlarım. Bu kitap ne o zaman? Buradaki bu C nokta ne abi? Bu kitap ne? Beni Bobby yok ettiğinde diyor. Bak Bobby diyor dostlarım. Yani bu kitabı Bobby yazmış olamaz. Bobby diyor çünkü burada. Yalan söyleme lan. Burası Bobby ile Cassandra'nın gizli eviymiş. Ne alakası var? Bobby ile Cassandra niye kendine gizli bir ev yapsınlar? Chris burada bir yerde dostlarım. Chris tam olarak burada bir yerde. Where are you? What are you doing here? Tamam neredesin? Burada ne yapıyorsun peki o zaman? Tamam. Tamam şu anda nerede olduğunu söyle o zaman bana Chris. Burada ne yaptığını söyle o zaman bana. Şu anda sen burada ne yapıyorsun? Ne arıyorsun burada? Neredesin? O zaman tam olarak nerede olduğunu söylesin dostlarım. Bunların içine bakıyorum da değil. Burada yok. Bir dakika yazdı. Euro kitabı. Bak bak ne yazdı, bak bak dostlarım ne yazdı bak. Euro kitabı yok edersen ne istersen yaparım diyorlar. Hani sen değildin? Hani burası Bobby ile Cassandra'nın gizli eviydi? Şimdi yazıyor ki bak, eğer o elindeki kitabı yok edersen ne istersen yaparım diyor. Ha aynen, bak yok ederim aynen. Aynen. Beni öldürmen lazım bu kitabın yok olması için. Çık ortaya gel öldür beni. Bir dakika. Did you write this book? Bu kitabı sen mi yazdın? Bana bunun cevabını ver o zaman. Tamam. Bu kitabı sen mi yazdın? Söyle adam akıllı delikanlı gibi söyle o zaman. Madem bu kitabı sen yazdın söyleyeceksin. Bak bir de bana şey diyor. Ne istersen yaparım diyor. Baba hayır diyor. Lan o zaman niye kitabın yok olmasını istiyorsun? Bana diyor ki kitabı yok edersen ne istersen yaparım. Ben de diyorum ki kitabı sen mi yazdın? Hayır diyor. Bak no yazdı. O zaman niye kitabın yok olmasını istiyorsun? If you tell me the truth. Bana doğruyu söylersen I'll help you. Sana yardım ederim. Böyle bir şey diyeceğim dostlarım. Sırf doğruyu söylesin diye bunu kanıtlamak için yazdım ki şu anda. Eğer bana doğruyu söylersen sana yardım edeceğim yazdım. Bakalım ne diyecek? Çok merak ediyorum. Çok aşırı merak ediyorum şu an yani. Bak şerefsize bak, nereye saklanmış? Burada! Burada! Çık lan oradan! Çık oradan! Chris oradan çık! Gel! Buraya gel! Aha indi aşağı. Oğlum bana doğruları söyleyeceksin bak Chris, bana doğruları söylemek zorundasın. Bak bir de bana kitabı ver diyor lan. Madem kitabı sen yazmadın, kitabı niye benden istiyorsun he? Yalancı! Öyle bir şey yok, vermeyeceğim sana kitabı, vermeyeceğim. Öyle bir dünya yok, sana kitabı asla vermeyeceğim. Are you in love with Cassandra? Sen Cassandra ile aşk mı yaşıyorsun lan? Çabuk bana doğruyu söyle, sen Cassandra ile aşk mı yaşıyorsun? Bana doğruyu söyle, bak bana doğruyu söyle! Bak bir de hayır diyor, no way diyor. Sen bir yalancısın oğlum, sen bir yalancısın, senin hayatın yalan olmuş. Sen bir yalancısın, şimdi ben seni mockpicker alacağım. Seni mock... Cassandra yazdı. Bir dakika yes dedi, evet dedi. Chris de Cassandra aşk yaşıyor! Cassandra nerede? Nerede Cassandra? Cassandra itiraf etti dostlarım. Cassandra şu anda resmen itiraf etti. İtiraf etti yani. Chris ve ben bak ne yazdı bak. Chris ve ben birbirimizi seviyoruz yazdı. Sen nasıl bir köpeksin lan? Nasıl bir insansınız lan siz? Senin çocuğun var. Allah sizi kahretsin. Chris de hala Cassandra yalan söylüyor diyor. Lan ne yalan söyleyecek? Nasıl bir yalan söyleyeceksin? Nasıl aşağılıksınız? Bunu Bobby'ye nasıl yapabilirsiniz? Siz gerçekten aşağılıksınız. İkisini de mob picker aldım. İkisini de mob picker aldım. Siz var ya dostlarım, ben şimdi babaya nasıl söyleyeceğim? Birisi bana yardım etsin. Ben bunu babaya nasıl söyleyeceğim? Şu olaylara bakar mısınız? Chris ile Cassandra resmen aşk yaşıyor. Tamam Chris bunu saklamaya çalışıyor ama Cassandra bir de bunu resmen söylüyor yani. Korkmuyor, çekinmiyor da. Allah kahretsin. Şu anda beynimden aşağı kaynar sular dökülüyor dostlarım. Tamam mı? Cidden böyle bir şey hiç beklemiyordum. Ne yapıyorsun orada? Katerina, daha demin bak şurada bir yerde gizli bir yer buldum. Oraya girdim. İçeride Chris vardı. Sonra Cassandra da geldi. Cassandra ile Chris aşk yaşıyorlar. Ne? Vallahi ben de çok şaşırdım. Katerina ne yapacağız? Bunu Bobby'ye biz nasıl söyleyeceğiz? Bobby bunu kaldıramaz artık. Adamın zaten çocuğun psikolojisi bozuk. Bobby bunu kaldıramaz. Bir de ortada Zogi var. Yani şimdi bu nasıl bir işkence? İkisini de mob picker aldım. Aşağı indim. Chris orada saklanıyordu. Hatta yerde Cassandra'nın kıyafetleri falan vardı. Dedim ki sen ne ayaksın? Hatta bir kitap da buldum. Sen ne ayaksın? Bu kitap ne falan dedim. Kitapta da böyle Cassandra'ya bir şeyler yazmış. Chris dedi ki ben yapmadım işte. Ben değilim o falan. O kitabı yok et falan dedi. Sonra Cassandra geldi ve evet biz Chris'le aşk yaşıyoruz dedi. Resmen bir de yüzsüz bir şekilde bunu bana söyledi. Beraberler mi yani şu an? Yani galiba bilmiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir
hiçbir şey anlamadım. Chris reddediyor. Chris olmadığını söylüyor. Böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Ama bu kitabı da buldum. Bak şu kitabı bir oku. Kitapta resmen bildiğim bu kitabı Cassandra'ya yazmış yani Chris. İşte Bobby'ye kızgındım. Bobby beni yok etti. İşte seni gördüm ama görüşemedim seninle falan. Resmen Cassandra'ya işte bir çağrı gibi bir şey yapmış. Herhalde burada da gizli bir ev yapmışlar. Bir de karaktersizler dostlarım. Yani Bobby'lerin evinin önünde mi yapıyorlar? Yani gitsinler başka bir yerde gizli gizli görüşsünler. Ne kadar çok kötü bir şey bu. Bir de gidip evin altına özel yer yapmışlar. Evet, şu an Bobby'yi bulmamız lazım. Bobby de polislerden galiba kurtulmuş. Cassandra bana dün akşam bir video göstermişti. O videoda da Bobby'nin ekranı vardı böyle. Ekranda siz de görüyorsunuz şu an o videoyu dostlarım. O videoda böyle işte Bobby polisleri falan hani etkisiz hale getirmişti. Hani Bobby şu an her an köye gelebilir katene. Biz Bobby'ye ne diyeceğiz? Kafayı yiyeceğim. Söylemesek desem çok sıkıntı. Söylerim desem yine sıkıntı. Bilmiyorum. Bunu iyi düşünmemiz gerekiyor. Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Yani bunu iyi hesaplamamız gerek katene. Yoksa sıkıntı her şey çok büyük sıkıntıya girecek. Aşırı büyük sıkıntıya girecek. Ne yapacağız bilmiyorum dostlarım şu anda. Hiç böyle bir şey olabileceğini düşünmemiştim. Yani ihtimal bile vermemiştim yani ve gerçekten şu anda başımıza gelemeyecek bir şey yaşanıyor yani Katerina. Ha kitabı da al. Belki Bobby'ye falan okutursun. Bilmiyorum artık nasıl yapacağız onu ama. Kafayı yiyeceğim. Ha şey, sana söylemedim. Mortis'in izini bulduk. Neredeymiş? Gel benimle göstereyim. Yakın bir yerde mi? Evet yakın. Gidip getirsenize buraya. Patrik, Mortis dünyaları yemiş yine. Ne yemiş oğlum? Nerede yine ya? Dur bakayım Katerina. Nerede Mortis? Dışarıda şurada hemen yakın. Ha gitmemiş yani bir yere. Tamam dostlarım, Mortis'in de bulunması iyi oldu. Nerede Katerina? İleride. Yok. Burada Jos'un tutumu var. Aa gördüm orada. Bir dakika, niye orada oturuyor? Aa inekleri yemiş. Bir şey diyeceğim, niye yanına gittiniz mi? Ha, gittik ama gidince değişik sesler çıkartıyor, o yüzden çok da yaklaşmadık. Değişik sesler çıkartıyor. İstemiyor mu acaba bizi? Yani galiba istemiyor. Depresyona girmiş dostlarım, inek yiyor orada. Tamam sen geride dur, ben bir de bir konuşmaya çalışayım Mortis'le. Bir dakika. Mortis beni sever dostlarım, bir gidip konuşacağım. Bakın orada oturmuş. Yine inek yiyor, hep bir şeyler yiyor, patlayacak artık yemekten. Bir dakika, ben de bir konuşmaya çalışacağım. Mortis! Niye burada oturuyorsun kendi başına? Gelsene köyde otursana. Mortis, bana bakar mısın? Bana bak. Ne oldu? Ne oldu? Sıkıntıların mı var? Niye gelmemi istemiyor musun? İstemiyorsan kafa salla. Aa bakın dostlarım kafa sallıyor. Gelmemi istemiyorsan kafanı böyle yap. İstemiyor gelmemi dostlarım bakın. Gelmemi istemiyorsan kafanı yukarıya kaldır böyle. Gelmemi istemiyor. Niye istemiyor ki? Ne oldu? Sıkıntıların mı var? Neyse tamam o zaman. Sen bizim köye her zaman istediğin zaman gelebilirsin, tamam mı? Biz seni çok sevdik. Yani bizi bırakma. Yemek falan yiyorsan özür dileriz ya seni rahatsız ettiğimiz için ama biz seni çok seviyoruz. Tamam hadi görüşürüz. Niye öyle yapıyor Katerina? Yani galiba yemek yiyordu ve tam o anda gittik yanına. İstemiyor dostlarım. Böyle istemiyorsan gelmemi, kafanı yukarı kaldır falan dedim, kaldırdı yani. Tamam yapacak bir şey yok Katerina. Gel şimdi biz daha önemli bir işimiz var, onu halletmemiz lazım. Gülü köye gidelim Gülü. Gel. Şu anda diyorum ki sana Cassandra ve Chris beraber Bobby aldatıyor Cassandra ve böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu öğrendik ve bunun Bobby'ye nasıl söyleyeceğimizi bulmamız lazım. Bobby her an köye girebilir. Göremeyecek Cassandra'yı. Ne yapacağız? Ne diyeceğiz adama? Bir şey diyemeyiz yani, o yüzden bir şey bulmamız gerekiyor Katerina. Benim şu an içimde çok büyük bir sıkıntı var yani. Bobby'nin zaten psikolojisi bozuk. Bir de bunları öğrenirse iyice kafayı yer yani. Bir şey bulmamız gerekiyor şu anda. Ya en mantıklısı onların konuşması ama. Ne diyecek? Ne konuşacak tam olarak? Söyler misin bana? Bobby ne diyecek Cassandra'ya? Sen beni niye Chris'i aldatıyorsun mu diyecek? Vallahi ortalığı içinden geçer, ben sana söyleyeyim. Bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Yani eğer bu işi halletmezsek Katerina çok büyük bir savaş çıkabilir yani. Çok büyük dörtlere yol açılabilir yani. Okullar efesinde okul açacağız. Yeni bir şey yapıyoruz falan filan. O yüzden de yani olmaz yani Katerina, tamam. Az dur, Zuki dışarıya çıktı. Allah, Cassandra şu an benim envanterimde Katerina. Ha, oraya mı ince? Deliği gördü, evet. Hayır. Katerina benim Zogi'ye gidip bakmam lazım. Bir dakika dur, Zogi'yi engellemem lazım. Oraya giriyor. Girdi Katerina, tamam. Sen burada bekle, ben geliyorum, bekle. Hayır dostlarım, hayır. Zogi'nin oraya girmemesi ve orayı görmemesi lazım. Hayır Zogi'nin orayı görmemesi lazım. Zogi acaba burayı biliyor mu bilmiyorum dostlarım. Zogi neyden haberi var neyden yok bilmiyorum. Bir dakika. Nerede? Elinde Ellekin altın silahı var. Hop dur bekle dur. Zogi, batarya düğün konum, dur sakin ol, ne yapıyorsun? Dur dostlarım bir dakika, elindeki silah nereden bulmuş o? O Ellekin altın silahı değil mi? Evet. Lan o silah nereden bulmuş? Bir dakika, bana niye silah tutuyorsun? Annesinin kıyafetlerini gör dostlarım şu an, bir dakika, bana niye silah tutuyor anlamadım ama şu anda elindeki silah bir de Ellekin altın silahı değil mi? Kafa kopartan silah. Benim annemi öldürdün diyor. Hayır anneni öldürmedim. Niye anneni öldüreyim ya? Bu da her şeyi dostlarım, annesini öldürdüğümü sanıyor. Niye anneni öldüreyim? Burası annenin gizli aşk yaşadığı yer. No, I didn't do this. Ben bunu yapmadım. Hayır, ben böyle bir şey yapmadım. Zogi, o silahı indirir misin? Ben öyle bir şey yapmadım. O silahı indir. Zogi, o silahı indir. O silah Ellekin silahı dostlarım, da Ellekin silahı nereden bulmuş bilmiyorum. Hayır, sonuçta çarpık formalı değil miydi? Dur, beni vuracak mı? Beni vuracak, yukarıya çık dur. Beni vuracak. Katana bu manyak beni vuracak. Şimdi elinde silah var. Geri çekil. Saklan şuraya. Silah mı? Nereden bulmuş? Ellekin silahını bulmuş. Bilmiyorum. Ellekin altın silahı var elinde şu an. Bekle dur. Yorma misir. Annem burada. Zogi, annem burada. Onu kandıracağım dostlarım. Drop the gun Zogi. Silahı bırak. Zogi silahı bırak. Annem burada. Silahı bırak. Şu an annesi envanterinde dostlarım. Zogi silahı bırak koçum. Silahı bırak, hayır.
Hayır, hala sıkıyor bak, hala sıkıyor. Başka bir çare bırakmadım bana Zogi, seni modpicker alacağım. Bana başka bir çare bırakmadım. Bana başka bir çare bırakmadım dostlarım. Yukarıya çıkarsa direkt modpicker alacağım. Yukarıya çıkıyor. Bana başka çare bırakma dostlarım. Çünkü elinde eldeki silah var, onu nereden buldu onu da bilmiyorum. Orada. Aldım. Bana başka çare bırakma dostlarım. Bana başka çare bırakmadı. Bakın size bunu söylüyorum. Bana başka... Wait, dur, bekle tamam. Dur bekle. Sakin ol. Dur. Bobby geldi dostlarım. Bobby geldi. Dur. Stop, wait. Bekle, dur. Dur. Ne yapıyorsun sen yazdı? Şimdi nasıl açıklayacağım Bobby'ye dostlarım? Bobby şu anda durumları nasıl açıklayacağım? Kim yüzü gidiyor? Tamam dur bekle. Okay, wait. Bekle tamam dur. Dur. Bir dur, sakin ol. Tamam dur, az o günü mob picker'ını al. Please wait ama bir bekle tamam mı? Dur bekle. Zogi çıkarma. Bekle dur. Just wait Bobby. Bir dur. Bobby'ye dostlarım her şeyi açıklayacağım vallahi. Artık yapacak hiçbir şeyim yok. Bir şey saklayamayacağım yani. Bobby'ye direkt ben her şeyi söyleyeceğim. Bad things, kötü şeyler yaşandı yazacağım Bobby'ye önce. Bir şu şekilde bir anlatayım. Kötü şeyler yaşandı yazdım şu anda. Şu kitabı almam gerekiyor. Cassandra ve Chris'in de mob picker'ları bunlar dostlarım. Şu Cassandra, şu Chris, evet. Yok pardon, bu Chris, bu Cassandra, doğru. Bu Chris, bu Cassandra. Bunları da vereceğim Bobby'ye. Ne oldu diye sordu. Come to me. Ben de gel. Her şey şimdi Bobby'ye yavaş yavaş göstereceğim. Başka bir çaremiz yok çünkü. Bobby'den bunu saklayamam. Ben de gel. Bobby direktman ben de gel. Zogi de çıkar mısın şu an mob picker'dan? Çünkü bu durumu bilmesi gerekiyor. Bakalım Bobby bu odayı biliyor mu? Çünkü derdimin Chris diyordu ki burası Cassandra ve Bobby'nin gizli evi diyordu. Bakalım Bobby burayı biliyor mu? Bak. Burayı biliyor muydun Bobby? Bobby'nin burayı bilmediğini merak ediyorum. Çünkü dostlarım videonun başında Chris demişti ki ben bir şey yapmadım. Burası Cassandra ve Bobby'nin gizli evi demişti. I found Chris here 15 minutes ago. 15 dakika önce Chris'i burada buldum. Tam 15 dakika önce Chris'i burada buldum. It was here in this book. Hatta bu kitap da buradaydı diyeceğim. Hatta bu kitabı da burada buldum yazdım dostlarım. Bu kitap da buradaydı deyip kitabı da açacağım. Yani bu iş benden çıksın dostlarım. Ben bunu gördüm. Cassandra ve Chris'i şu an envanterinde, artık gerisi Bobby'ye kalmış. Bobby ne yapar ne eder? Kendisi karar verecek. Tabii ki her zaman Bobby'nin yanındayım. Şu anda kötü bir durum. Bobby bayağı sıkıntılı bir durum içerisine girecek şimdi. Ve dostumun, can dostumun her zaman yanındayım. Tamam, direktman kitabı da Bobby'ye attım. Şu an büyük ihtimal kitabı okuyor. Kitabı yere attı. Cassandra nerede diyor? Cassandra şu mob picker'da. Here. Tamam, Cassandra mı mob picker'da? Al bu mob picker'da. Kriti şu an ilk etapta vermeyeceğim Bobby'ye. Sadece olanları bilsin. Yani kitabı attım. Kitabı zaten galiba az önce bir baktı. Bir dakika, buradan çık diyor. Beni çıkarma oğlum. Ben senin can dostunum. Beni çıkarma. What will you do? Ne yapacaksın? Ne yapacağını söyle. Beni çıkarma buradan. Dur. Dedi dostlarım, gitsem mi acaba? Yalnız kalmaya ihtiyacı olabilir. Bobby dur, kızma dur. Bobby kızardı. Bobby dur, kızma. Dur, sakin ol oğlum. Tamam, kötü bir durum olduğunu ben de farkındayım. Dur, ben de farkındayım. Tamam, çıkıyorum. Tamam. Çıkacağım. Tamam, haklı dostlarım. Bir tık haklı çıktım o yüzden. Tamam, çıktım. Katerina Bobby çok kızdı. Bobby şu anda öğrendi. Söyledim Bobby'ye. Attım da kasanlarını mob picker'ın kitabı da attım. Burada Chris'i 15 dakika önce buldum falan dedim. Söyledim her şeyi direktman. İyi yapmışsın. Söylememiz lazımdı yani. Ama şu an çok kızdı. İyi yaptım mı bilmiyorum. Kıpkırmızı oldu Katerina. Aşırı kızdı ve şu anda ne durumda olduğunu düşünemiyorum Bobby'nin. Yani benim başıma aynı şey gelse ne hissederdim inan bilmiyorum. Kasanlarını mob picker'ın da attım. Cassandra'ya her an her şeyi yapabilir. Dur. Bakalım bir. Baksak mı acaba, bilemedim Katerina. Yani Cassandra'yı kesin öldürür dostlarım. Kesin, kurtulma imkanı yok şu anda. Şimdi testleri de geliyor, duyuyor musun? Bak! Müdahale etsek mi ya acaba? Hayır, biz karışmayacağız. Şu an dostlarım, hem Cassandra'nın çığlık sesleri geliyor, duyuyorsun, hem de şimşek sesleri geliyor. Bir dakika. Bobby büyük ihtimalle Cassandra'yı şu anda paramparça ediyor. Neyse boşver, biz gidelim, yürü gidelim, boşver. Hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt... Ses durdu. Öldürdü herhalde. Daha da kızarmış Katerina. Bir dakika, arıyor ki iyi misin Bobby? Herhalde Cassandra'yı öldürdü dostlarım. %95 ihtimalle Cassandra'yı öldürdü. Cassandra daha demin çığlık atıyordu ve şu an sesi kesildi bakın. İyi misin? Hiç iyi gözükmüyorsun ama. Alevli Bobby geri döndü dostlarım. Yani şu an hiç iyi gözükmüyor Bobby. Durumu çok iyi değil sanki. Ben Anna'yı... Ben Anna'yı seviyorum. Cassandra umurumda değil mi? Ne? Yani ya. Nasıl Anna'ya döndü bir anda? Bobby hep Anna'yı seviyordu zaten ki. Dostlarım böyle bir şey yazmasını beklemiyordum. Bir dakika, iyi misin dedim ve Anna herhalde Anna'yı kastediyor. Ben Anna'yı seviyorum. Cassandra umurumda değil yazdı. Bir dakika, Cassandra'yı öldürdü mü? Baksak mı acaba? Bakalım mı? Oha, ben böyle bir şey beklemiyordum dostlarım. Ben Bobby kesin depresyona girer falan diye bekliyordum. Adam resmen Cassandra'yı daha demin öldürdü ve ben Anna'yı seviyorum, Cassandra umurumda değil dedi. Lan Zogi'ye ne olacak şimdi? Katana, burada bir delik var. Bir dakika, burası yoktu. Cassandra orada. Öldürmemiş Cassandra'yı. Cassandra gidiyor. Cassandra öldürmemiş. Ne yapalım? Bize ne abi, bana ne? Gitsin Cassandra. Defolsun gitsin. Artık dostlarım Cassandra bu köyün bir kilometre ötesine yaklaşamaz. Bobby'ye yapılacak en büyük şey yaptı. En büyük ihanet yaptı Bobby'ye. Neyse boşver. Bobby'nin umurunda olmaması daha iyi. Daha iyi, boşver. Bobby'nin psikolojisi bozulmasın. Tam Bobby'yi anlaya ayarlarız dostlarım. Bobby'ye eski aşkına kavuşur. Boşverin. Zogi'ye de anla bakar. Neyse gel defol gidelim Katerina. Dostlarım sağda ve solda şu an çıkan kartlardaki videoları izleyin bakın. Sağda ve solda iki tane video çıktı. Bunlara tıklayarak izleyip hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Tıklayın ve izleyin. Video like bırakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın ne olacak hiçbir şey belli değil. Bilmiyorum. Bobby'yle konuşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.